Seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Loquendo TTS katılımsız kurulum. Dosyaların sayfa ayırıp Talkback menüsü. Talkback menüsü. Loquendo TTS'nin otomatik kurulumlu halini yaptım. Ama maalesef Loquendo TTS'nin eski sürümüyle yaptım bunu. Yeni sürüm zaten uygulama klonlayıcı ile klonlandığı için üstüne değişiklik yapılmadı. Yapılmıyordu da zaten. Ama eski sürümü bir arkadaştan aldım. Hani ben kullanmayacağım. Yeni sürümü kullanıyorum ben ama bunu klasör kopyalamakta veya taşımakta zorlanan arkadaşlar için yaptım. Şöyle ki sadece APK dosyasını kuruyorsunuz. Loquendo TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçiyorsunuz. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçerken izin istiyor. Hani eski ya bu program, eski Android sürümleri için uygun ya. Ondan dolayı izin istiyor. İstediği izinleri verip devam diyorsunuz. Sonra Loquendo TTS konuşmaya başlıyor. Daha yapmanız gereken hiçbir şey yok. Klasörünü kendi kopyalıyor. Yapılması gereken ayarları kendi yapıyor. Her şeyi kendi yapıyor. Sadece APK'yi kurup ses motoru olarak seçerek çalıştırmanız yeterli olacaktır. Play Store, Galak, etkinleşti, dosyalı. Ha, dediğim gibi ben kullanmayacağım. Çünkü ben yeni sürümünü kullanıyorum. Benim için hani klasör kopyalamak falan zor bir iş olmadığı için ben normal manuel kurulumlu olanını kullanacağım. Ama bu videonun açıklamalar kısmına dosya.Türkiye Cumhuriyeti web sitesinin indirme adresini koydum. O açıklamalar kısmındaki dosya.Türkiye Cumhuriyeti web sitesinden Loquendo TTS'nin katılımsız versiyonunu indirebilirsiniz. Dosyaları dahili depolama alarms yücün docuna dolma download yuka modcim yirmi kon apolar soft aldi obo apolar soft apkeditor apkeditor dahi videolar görün ses belgeler indirilen kurul Loquendo TTS otomatik kurulum app 23/13/18/109 MB liste dışı. Bu arada üretip modifiye ettiğim bir ses motoru vardı hatırlarsanız. Voxin TTS by NVDA Plus isimli. Onun da yeni Android sürümlerinde düzgün çalışmadığını, ayarlarına girilemediğini fark ettim. Onu da yeniden oluşturdum ama modifiye etmedim. Modifiye etmeyi de düşünmüyorum. Sonuçta hani uğraşıyorum, yapıyorum. Sonra bir bakıyorum yeni Android sürümünde güncelleme geldikten sonra yeni Android sürümünde çalışmıyor. Ne gibi bir sorunu var diyecek olursanız ayarlarına girilmiyor. Tıpkı bu modlanmış Samsung TTS dosyaları gibi metin okuma motoru olarak seçiliyor. Sorunsuzca çalışıyor. Ama ayarlarına girilemiyordu. Ayarlarına girilmezse girilmesin. Ne oluyor ki diyeceksiniz belki ama o Voxin TTS'nin içinde iki adet ses var. O sesler arasında geçiş yapılabilmesi için ayarlarına girilmesi gerekiyor. O yüzden onu yeniden oluşturdum. Sade bir şekilde Yandex diske yükledim. Bir sonraki videoda da onu anlatacağım.
Lokuendo TTS otomatik kurulum hak 23/13/18 109 MB. 109 109 MB. Normalde 0,92 MB gibi bir şeydi. Açıyorum. Paket yükleyici. Bilinmiyor. Bilinmiyor. Lokuendo TTS katılımsız. Lokuendo TTS katılımsız. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? İptal. Yükle. Yükle diyorum. Paket yükleyici. Lokuendo TTS katılımsız. Evet, şu anda yükleniyor. Lokuendo TTS katılımsız. Uygulama yüklendi. Bu arada ben uygulamayı yükledim. Niye klasör gelmedi diye düşünecek olursanız tekrar söyleyeyim. Uygulamayı yükledikten sonra ses motoru olarak çalıştırıp gerekli izinleri vermeniz lazım ki ses verilerini kendisi yüklesin. Yani sadece yüklemeyle, sadece kurulumunu yapmayla ses verileri otomatik yüklenmez. Kurulduktan sonra ses motoru olarak çalıştırılıp gerekli izinlerin verilmesi lazım. Bitti. Dosyalar. Etkinleştir. O ne ana ek. Dosyaların cihaz bakımı. Taşın. Talkback menüsü. Metin okuma ayarları. O ne ana ekranı. Bir sistem. Tercih edilen motor. MTTS. Tercih edilen motor. Yukarı gezinir. Düğme. Radyo düğmesi seçili değil. Lokuendo TTS. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Lokuendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal. Tamam. İzin denetleyici. Lokuendo TTS katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Lokuendo TTS katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Lokuendo TTS katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. 2 öğeden 1-2 arasındakiler gösteriliyor. Dosyalar ve medya. Anahtar açık. Yakındaki cihazlar. Anahtar açık. İptal. Devam. Düğüm. Tercih edilen motor. Seçili değil. Radyo düğmesi seçili değil. Lokuendo TTS 77 listede 7 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. Bir saniye. Dikkat. Tamam. Lokuendo TTS kullanılıyor. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi seçili. Lokuendo TTS. Lokuendo TTS katılımsız. Bu uygulama Android'in daha eski bir sürümü için oluşturuldu ve düzgün çalışmayabilir. Güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştirici ile iletişime geçin. Tamam, düğme. Metin okuma. Tercih edilen motor. Lokuendo TTS 1/6. O ne buna ana ekranı. Etkinleştirmek için 2 kez dokunun. Uzun basmak için 2 kez dokunun ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Metinden sese kapatıldı. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Evet, ilk olarak seçtiğimde konuşmadı. Hatta ya konuştu da geç konuştu. Geç konuşmasının nedeni konuşmaya başlamadan önce ses verilerini cihaza kopyalaması gerekiyor. Tabii bu biraz zaman alan bir işlem olduğu için 1-2 saniye süre aldığı için geç konuşuyor program. Onun haricinde bir problem yok. Hani videonun başında da söylediğim gibi kuruyoruz. Ses motoru olarak seçiyoruz. İstediği izinleri veriyoruz. Başka da bir şeye müdahale etmiyoruz. Sadece konuşmasını bekliyoruz. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.